Hababam sınıf öğrencilerinden Hayta İsmail 41 yıl aradan sonra meşhur kopya sahnelerini ve filmlerden geri kalan anılarını Magazin 8'e anlattı. Özel röportajımız geliyor ekrana. 1-0 başla! Sağa bakmak yok. Sola bakmak yok. Hababam sınıfı deyince biraz bekleyeceksiniz, biraz düşüneceksiniz yani. Hababam sınıfının Hayta İsmail'i 41 yıl sonra kopya sahnelerini anlattı. Mahmut Hoca geliyor, kapağı kaldırıyor. İçinden Düdük Necmi çıkıyor. Çık dışarı. Hababam sınıfının meşhur Hayta İsmail'i Ahmet Arıman ve sınıf öğrencilerinden Cafer Tere ile orijinal Hababam fotoğrafları önünde nostaljik bir röportaj yapacağız. Bunların hepsi işte bizim ekip yani, olduğu gibi ekip yani. Burada Adel abla, işte arkadaşlarımız, ne bileyim yani bu Hababam sınıfı saymakla bitmez yani. 40 yıl düşünsek akıllara gelmeyecek tekniklerle kopyalar çekerdi Hababamcılar. Oğlum bu kopyalar sende duracak. Ben kopya çekmem ki. Sen çekmeyeceksin ki, bize yardım edeceksin. Kül yutmaz bir senden şüphelenmez. Hababam sınıfı deyince biraz bekleyeceksiniz, biraz düşüneceksiniz yani. Düşüneceksin. Tabii ki. Her sahnesi ayrı komik olan Hababam sınıfında sobaya saklanan Güdük Necmi'nin bu anını herkes mutlaka hatırlıyordur. Çık dışarı. İşte böyle iple balık tutar gibi kopya tutuyoruz. Biliyorsunuz o en güzel sahne sınıf soba sahnesi var ya. Orada ben çok sıcak diyorum, sakın açmayın, sobayı yakmayın diyorum. Ondan sonra fakat Mahmut Hoca geliyor, kapağı kaldırıyor. İçinden Düdük Necmi çıkıyor. Ondan sonra Kül Yutmaz bambaşka birisi. Benden kopya çekme. Tebrik ederim. İlk kopya çeken sensin diyor. Biz bütün sınıf çoktan çekmişiz. Yani bunlar çocuklar bilhassa 100 kere izleseler doymuyorlar, biz de doymuyoruz. Bizimkiler sempatik kopyalar. Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut Bey? Galiba kopya çekiyor. 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kopya çeken öğrenci sensin. Tebrik ederim. Bravo. Malumunuz bugün okullar açıldı. Ekran başındaki değerli öğrenciler, Hayta İsmail abinizden size bir mesaj var. Kardeşlerimize bu yeni sezon öğrenim yılı hayırlı olsun diyorum ama kopyasız bir yıl diyorum. Sakın, sakın arkadaşlar. Zaten bizim mesajımız vardır sonunda. Yani Hababam sınıfı yapar sonunda mesajını verir. Yani yanlış bir şey olduğunu söyler. Kopya sahnelerinde haylaz öğrencilere Hafize Ana da yardımcı olurdu. Bize çekmiş bütün almış soruları gönderiyor tek tek, yazılıları falan. Var işte arkadaşımız ayağını kaldırıyor altından şey. Kemal Sunal hep ters yazmış, bacaklarını doldurmuş, hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani böyle aptallıklarımız var yani. Ya lan Güdük, kopyayı ters yazmışsın. Yiyeceğim. Eşol eşek. Kül Yutmaz'ı, Güdük Necmi'yi, Kemal Sunal'ı, Mahmut Hoca'yı ve Cuma günü aramızdan ayrılan Tarık Akan'ı bu güzel röportajla anmış olduk. Aferin. Bakın ne güzel yazıyorsunuz. Demek ki çalışınca oluyor. Çok çalıştık hocam, hiç uyumadık değil mi? Sen ne yapıyorsun orada? Ellerim mürekkeplendi de hocam. Sen yazdın abi.